Kayıt. Selam sayın dinleyen, Agora'nın 21. bölümündesin. Umarım sert bir podcast geçmez senin için. Şu anda Utanç ve Haset kitabını yorumlamaya çalışacağız, değerlendirmeye çalışacağız. Ben Douglas, Yalnız Kovboy ile beraberiz. Yalnız Kovboy, söz sende. Herkese selam arkadaşlar, ben Yalnız Kovboy. Douglas, bugün Utanç ve Haset, Görünüm Kaygısı ve Kem Göz adlı kitabı inceleyeceğiz. Yazarı Benjamin Kilbourne. Psike İstanbul Psikanaliz Kitaplığı, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları tarafından yayınlanmış bir kitap Douglas. Baskısı Bilgi İletişim Grubu Yayıncılık, Müzik Yapım ve Haber Ajansı tarafından basılmış. Künyesini verdikten sonra Douglas, istersen kitabın seçtiğimiz bölümlerden bahsedeyim biraz. 9. bölüm... Önce şeye bahsedelim istiyorsan. Genel tabiriyle neler var başlık olarak, sonra bizim bölümlere girelim. Douglas, kitaba genel olarak baktığımız zaman utanç ve haset, kem göz, o konular üzerinde durmuş. Freud'dan çok bahsetmiş Douglas. Gene Sigmund'u analım. Aslında Sigmund'un da olması gereken bir podcast ama kendimiz çekiyoruz. İnşallah onu da bir gün çekeriz Douglas. Kitap 18 bölümden oluşuyor Douglas. Çeşitli hikayelerden bahsediyor. Örneklerden bahsediyor. Seçtiğimiz bölümlerden bahsedeyim istersen. Tamam. 9. bölümü seçtik. Kraliçenin cücesi tarafından aşağılanmak. Ruhsal büyüklük üzerine. İkinci kısım. Kitap iki kısımdan oluşuyor. İkinci kısmın alt başlığı, yani 9. bölümden. Onun da alt başlıkları var. 12. bölümü seçmiştik beraber. Beni nasıl görüyorsunuz? Görünmezlik ve performans. Daha sonra 16. bölümü seçmiştik. Narkissos ve Lady Godiva'nın Ölümcül Bakışlar ve Oidipal Utanç diye bölümü var. Ve 17. bölüm İncir Yaprakları, Gerçek ve Hayali. Bunun da alt başlıkları var Douglas. 9. bölümden Kraliçenin Cücesi tarafından aşağılanmak, ruhsal büyüklük üzerine seçeceğimiz, şöyle düşündük arkadaşlar. Seçtiğimiz bölümlerden seçeceğimiz 2 veya 3 tane alt başlığı okuyup bunu yorumlamayı düşündük Douglas'la beraber. Dışarıdan şu an karpuzu geçiyor. Geliyor değil mi sesi? Yok, sesi gelmedi ya. Ama doğal bir podcast olduğumuz için bunların olması gayet normal Douglas. Abi şimdi kendinden korunaklı sitelerde oturmadığımız için, evet, İçeriye kuşun bile selam vermeden giremediği siteler yok bizde, yani neyse. Evet Douglas. 9. bölüme bir göz gezdiriyorum ve seçeceğim bölüm Eciklopios, uzun boylu adam ve küçük insanları mı seçsek? Eciklopios. Bence onu seçelim. Bir de abartma ve küçülmeye karşı savunmaları mı seçelim Douglas? Sen ne düşünüyorsun? Hangisini seçelim bölüm olarak? Sana uyuyorum burada ben. Tamam, 94 ve 102. Tamam. Sayfayı açıyorum arkadaşlar. 94. Eciklopios ve uzun boylu adam ve küçük insanlar. Büyüklük temsilleri her zaman önemli olmuştur. Antik Mısır'daki kraliyet tasvirleri her zaman diğerlerinden daha büyük olmuştur ve antik Yunan'da ve genel olarak Akdeniz havzasında insanlar rüyalarında haberci rüyaların alameti farikası uzun boylu adam tarafından ziyaret edilmişlerdir. Bu rüyaların başlangıcında uzun boylu adam önünde uzanan rüya sahibinin başında ayakta durur. Uzun boylu adamın rüyayı gören kişiye ismiyle seslenerek uykudasın demesiyle rüya başlamış olur. Bu tür anlatı gelenekleri rüyanın sıradan deneyimden ayırt edilmesine, tanrılar ve insanlar arasındaki iletişimin sıradanlaştırılmasına ve insanların tanrılara ve onların elçilerine kıyasla statülerinin altının çizilmesine hizmet etmiştir. Yunan edebiyatındaki kale gibi yükselen rüya figürleri tanrıların ne kadar büyük olduklarını varlıklarıyla ölümlülere bir kez daha hatırlatarak göreceli statüye işaret eder. Bu anlatı geleneklerine erken Hristiyanlık dönemine ait en yaygın din olan ve gelişmekte olan Hristiyanlığa yönelik en büyük tehdit olduğu düşünülen
Ejiklos kültüne inananlar arasında da rastlanmıştır. Tıp mesleğinin simgesi yılanlı asa ile ilişkilendirilen sağlık tanrısı Ejiklos, tam olarak antik Yunan'daki uzun boylu adam gibi şifa verici rüyalarda görünmüştür. Hasta, hacılar rüyalarında sağlık tanrısının üstlerinden yükseldiğini görmüşlerdir. Douglas telaffuzunu edemedim ama Asklepios diye yazılıyor. Ben Ejiklopios diyorum ama dinleyicilerimiz maruz görür inşallah. Bıçağını çıkarıp onları ameliyat edecek. Mazur. Evet, edecek. Onlara nasihatler verecek ve bir şekilde acılarını hafifletecektir. Psikanalitik çalışmadaki düzende de kanka ben bu bölümü sevmedim ya. O zaman deva değiştirelim. Sıkıntı yok. Bu şekilde değiştirebiliriz. Bu şekilde mi? Tabii tabii. Çok güzel oldu böyle. O zaman şeye mi? Bir sonrakine mi geçiyorsun? Evet. Bakayım bir dakika abi. Ya bu şey abi şunu demeye çalışıyor. Kralın köpeği var, tamam mı? Hı hı. Ya köpek işte. Kralın köpeği. Ama gelip seni aşağılayabiliyor çünkü o krala ait. Ruhsal olarak kendini büyütmüş. Genel tabiri bu. Burada da kraliçenin cücesi işte. Savunmalar kısmını okuyayım ya. Tamam. Thomas Hobbes ve 17. yüzyılın diğer yazarları önemli konuları büyüterek ya da küçülterek vurgulama tekniğinden söz etmişlerdir. Aktarımdaki utanç odaklı çarpıtma dinamikleri hakkında düşünürken faydalı bir kavram olabilir. Hastalar ve bazen analistler en elverişli olduğu varsayılan ışık altında görünmek isterler. Her hasta arzu ettiği kendilik halini sürdürebilmek ya da tersine kendisini kimsenin görmesini istemediği yönleri gizleyebilmek için analistin yardımına bel bağlar. Ancak hasta bunu başarmak için kendisini istenmeyen duygulara karşı savunmak konusunda analistinin desteğini sağlarsa kaçınılmaz güçlükler ortaya çıkar. Örneğin bana kaygı, cinsel ketlenmeler, projelerini tamamlamak konusunda yetersizlik ve yazmakla ilgili yaşadığı ketlenme nedeniyle gelen 20'li yaşların sonunda bir hasta sürekli olarak seanslarını son dakika iptal ediyordu. Tedaviye aylar boyunca ara vermiş ve tedaviye yönelik örtük bir düşmanlık ve kayıtsızlık geliştirmişti. Mutlu bir ailede yetiştiğine, asıl sıkıntısının hayatındaki çeşitli güçlüklere karşısında ne yapacağını bilmemekten kaynaklandığına inanıyordu. Ancak yıllar içerisinde benim kabullenici ve sorgulayıcı duruşumu, bu kendilik imgesini tehdit ettiğimin farkına vardı. Hoşgörülü bir tutuma karşı bu kadar nefret duymuş olmaktan utandığını söyledi. Bu hasta, cinsel ketlenmelerinin ve cinsel yönelimiyle ilgili güçlüklerinin ayıplanması konusunda kendisiyle aynı fikirde olduğumu bilmek istiyordu. Onun utanç kaynağına yönelik hoşgörülü bir tutum, kaygı ve kafa karışıklığı yaratıyordu. Douglas. Hasta varmış galiba. Problemleri varmış herhalde Douglas. Yani toplum tarafından ayıplanmayı düşündüğün bir şeyde kendine yancı ararsın ya. Evet. Birisi senin gibi düşünüyorsa dersin, en azından birisiyle bunu paylaşabilirsin yani. Douglas. Zaten insanlar terapiye falan da bundan ihtiyaç duymuyor mu? Evet. Peki bu mesela ergenlik çağındaki insanların, gençlerin bu cinsel tutumları kendi ebeveynlerine anlatmakta zorlanan insanlar var tabii yani. Yani pek fazla cinsellik hakkında bilgisi olmayan ama yani beden... Çünkü ebeveynleri de biraz buna körüklüyor gibi. Evet. Ya bu konu hakkında ne düşünüyorsun Douglas? Yani bu gençler ne yapmalı sence? Abi tabu yapıyorlar. Anne babasıyla bile konuşamadıktan sonra bir konuyu, bu cidden nasıl bir ailesin diye sorgulatır seni. Şimdi diyorlar ki ya gençler biraz daha olgun insanlarla her şeyi de konuşamasın. Ya kimden öğrenecek ulan yani bu çocuk bunları? Olayın bir de o boyutu var. Sen bir ebeveyn olarak çocuğuna bunları öğretmeyeceksen kimden öğrenmesini bekliyorsun? Sonra senin figürün yani senin yapmadığın şeyi başkasında buluyor yani.
Başka birisine o figürü yüklüyor ve sonra diyorsun ki çocuk benden niye uzaklaştı? Tabii uzaklaşır yani. Evet abi. 12. bölüme geçelim istersen. Bu bölüm Tamam. Pek fazla ne bileyim bana hitabet eden bir bölüm olmadı Douglas ya. O yüzden dinleyicilerimizden özür diliyorum. 12. bölüm Beni Nasıl Görüyorsunuz? Görünmezlik ve Performans adlı bölüm. Seçtiğimiz başlık teşhir ve görünmezlik Douglas. Bir de aşık sanatçısını mı seçmiştik seninle beraber? Evet. 134 ve 143. Teşhir ve görünmezlik adam başlığını okuyorum Douglas. Bir bakışa açısına göre, burada bir hata var. Bakış açısına göre yazacağını, burada bir hata olmuş. Görünmezlik düşlemleri teşhir korkularından düşlemsel olarak kaçmaya yardımcı olur. Teşhir edildiğini hisseden insanlar dünya üzerinde kendileri içinde bir yer bulunmadığına inanırlar. Onlar dışarı atılmış, yetersiz dışlanmış içerisinde değerlendirilmek istedikleri bağlamın dışındadırlar. Bu yönüyle teşhir bağlamsız ya da yanlış bağlamda görünmektedir. Teşhir korkularına bir yanıt olarak kişi gözden kaybolmayı ya da tersini ötekilerinin kendisi içinde görmelerini istediği bir bağlam yaratarak nasıl göründüğünü kontrol etmeyi düşlemleyebilir. İlk durumda savunmacı görünmezlik düşlemleriyle, ikinci durumda ise savunmacı teşhircilik düşlemleriyle uğraşırız. Göreceğimiz üzere bunların her ikisi de performans kaygısı ile doğrudan ilişkilidir. Ancak görünmezlik düşlemleri gerçeklikte gözden kaybolma korkularını tetiklediği için istenmeyen sonuçlar doğurabilir. Kişi bu korkulara karşı kendisini gerçekten görünmez olduğunu hissederek savunabilir. Savunma da daha da sağlamlaştırılmış olur. 2. Bilinç dışı korku düşlemde çözümlenmiş olur. Bir taraftan hiç kimse sizi göremediği için teşhir korkunuzdan kaçınmış olursunuz. Diğer taraftan kendinizi görünür hissetmediğiniz için gözden kaybolma korkunuz yokmuş gibi davranabilirsiniz. Söylemeye gerek yok. Bu gibi girişimler çoğu kez yetersiz kalır. Örneğin bir sergi için resim seçmekte güçlükler yaşayan bir ressam olan adamın içinde bulunduğu durumu düşünün. Adam için seçimler yapmak, kendisinin ötekilerin anladıklarını, düşündüklerinin bir imgesini yaratarak kendisini bile yanlış bir şekilde tanıtmak anlamına geliyordu. Bu esnada kendisini gözlerden kaçırmış oluyordu. Seçim yaparken çektiği acı ötekilerin, örneğin ebeveyninin onun orada olmamasıyla ilgili arzularına boyun eğerek bir resim seçip diğerlerinden vazgeçmekle, böylece farkında olmadan kendisini görünmez kılmakla ilgili korkularını ifade ediyordu. Aşağılayıcı bir teşhir duygusuna yol açmayacak bir sergi hayal edemiyordu. Belirli bir ahenge olan eski eserlerini seçerse sergiyle özdeşleşmeyecek ve sergi yapabileceğini hayal ettiğinden tamamen farklı görünecekti. Eğer sadece yeni çalışmalarını seçerse sergi yeterince güncel olmayacak ya da yeterince güncel olsa bile bir geçmişi ve bağlamı olmayacağı için o bu sergiyi kendisi hakkında bir yanlış anlamaya katkıda bulunmak için kullanmış olacaktı. Adam İnsanların resimlerini nasıl okuyacakları üzerinde hiçbir kontrolü olmadığını hissediyordu. Bu mesele resimlerinin başkaları tarafından görünmesiyle ilgili kararsızlığı yüzünden onu daha da kaygılandırıyordu. Ancak bu kararsızlığı hissetmek yerine doğru bağlamı yaratmak için insanların resimlerini belirli bir şekilde görmelerini sağlamak istiyordu. Bulduğu bu çözümle ilgili sorun doğru bağlamın ne olduğunu asla bilmeyecek olmasıydı. Takdir edilmediği ve yanlış anlaşıldığını hissediyordu. Bu yüzden rahatsızlık verici bir bilinç dışı uzlaşıma vardı. Aşağılanma korkularını kontrol edebildiği duygusunu sürdürebilmek için eseriyle ilgisini kesti. Böylece onların kendisiyle hiçbir ilgisi olmadığına ikna olabilecekti. Esas itibariyle kendisi olmayan bir şeyi resimlerini geride bırakarak gözden kaybolmuştu ve kendisi değilse bile resimlerinin anlaşılabileceği ve takdir edilebileceğine inanıyordu. Adam ancak ölümünden sonra keşfedileceğini ve ünlü olacağını düşünüyordu. Adı üstünde sergi, sergileme, teşhir etme ve teşhircilik anlamlarına gelir. Adamın can attığı şey bilinç dışında sürekli görünmediğini ve görmezden gelindiğini hissediyor ve ötekilerin kendi kimlik algısını oluşturabilmek için onlara ne kadar çok baktığını görebileceklerini düşünerek utanç duyuyordu. Bu yüzden görünmez olmakla ilgili her zamankinden daha ikna edici düşlemler yaratıyordu. Bu düşlemler adamın bazı sorunlarını çözüyor ancak tamamen tanınmaz
tanınamaz olmakla ilgili kaygılarını şiddetlendiriyordu. Adam bana görünmez olmanın hem olumlu hem de olumsuz yanları olduğundan söz etti. Görünmez adamın günlüğü, filmindeki gibi düşmanlarını gafil avlayabilirdi ama onu görmeyenler tarafından da vurulup devrilebilirdi. Doğrudan karşılaşmalarda karşı taraf tarafı şaşırtabilir, günlük hayatta ise orada olduğunun farkında bile olmadığı için onu deviren insanların insafına kalabilirdi. Ne yazık ki adamın görünmezlik düşlemleri yolunu şaşırmıştı. Analizde görünmezlik düşlemlerine geri çekildikçe görmezden gelinmenin kendisini daha çok fark etmeye başladı. Adamın söylediği gibi kendisini ortaya koymaya ne kadar yaklaşırsa olduğunu hissettiği olarak yanlış anlaşılacağından duyduğu kaygı o kadar artıyordu. Şu halde adamın görünmezlik düşlemleri kısmen yanlış anlaşılma korkularını alevlendiriyordu. Benim onu yanlış anlamamı istemediği için geri çekiliyordu. Duyguları her zaman ilişkinin çerçevesinin dışında kalıyordu. Kendisini bana daha çok açmaya uğraştıkça onun nasıl hissettiğini anlamadan daha çok korkuyordu. Casusların düşman devletleri bilerek yanıltması gibi bilinç dışında yanlış anlamalara, benim yanlış anlamalarıma neden olanın kendisinin olduğunun farkındaydı. Douglas, benim anladığım burada bir tane ressam varmış. Kaygılarından dolayı kendini saklama, yani teşhircilik, yani kendisini sergilemiyor yani. Adam kendi tablolarından bile vazgeçebiliyor yani. Sen ne düşünüyorsun Douglas? Bir insan yaptığının arkasında durmalı mı, yoksa yani iyi veya kötü bir insan mesela biz bir podcast üretiyoruz. İyi veya kötü Douglas. Bunun biz arkasında durmalı mıyız, yoksa bu bizim değil deyip yani yorumlardan, eleştirilerden kaçınmalı mıyız yani? Ben bunu anladım. Tam doğrudan yürüyecektim. Şimdi bir şeyler yapan insanlar mutlaka karşılığında eleştiri alır, olumlu ya da olumsuz. Ama bunları göğüs geremeyecek kişiler en baştan kaçabiliyor. Ya da çok olumsuz bir şekilde daha öncesinde bunu örneklemlemiş kişiler bundan kaçınabiliyor. Yani sosyal medya bu konu için tam bir turnusol. Mesela bir şey paylaşıyor kişi, sonrasında büyük linçler yiyor. Bu onun kaldırabileceği bir şey değil gibi düşünebiliriz. Herkes bunu kaldıramıyor yani. Dışlanmışlık, teşhir, ifşa. Yani buna sadece cinsel olarak da bakmamak lazım. Mesela bir düşüncesi, okuduğu bir kitap, yazdığı bir şey, kardeşi ya da ailesi yüzünden bile dışlanabilir, teşhir edilebilir bazı insanlar yani. Evet. Bu kötü bir durum. Yani bu durumda şöyle ikilemde kalıyor yani insanlar. Ya ben bu kadar görülüyorum, bu kadar insanlara tesirim var. Ama benim tesirim var ama onların da bana tesiri var. Çok çok fazla beni eleştiriyorlar diyor. O ipe sapa gelmez şeylerimi gün yüzüne çıkarıyorlar. Bu yüzden diyor kendim biraz geri çekmem lazım. Kendisini biraz bitiriyor, yiyor. Duygularını, düşüncelerini bastırıyor. Ama biraz daha kendini geri çekerse bu sefer de tanınır olmayacak. Hiç kimse tanımayacak. Bu büyük ikilem yaratıyor onda. Douglas, bence insanlar hata yaparak başarıyı elde eder. Bana göre Douglas. Sonuçta biz bu podcast'i çekiyoruz. Hatalarımız elbette oluyor ama hatalarımızdan ders çıkartarak kendimizi daha çok geliştirdiğimize inanıyorum Douglas. Bence biz İlk başladığımız zamankinden şu an çektiğimiz podcastler arasında yani çok mesafe kat ettik Douglas. Ben böyle düşünüyorum. Sen nasıl düşünüyorsun? Yani bu mesafe umarım kat edilmiştir tabii. Ama mesela sırf senin yolunu beğenmeyen biri var diye de bu yoldan dönmemen gerekiyor. Tabii olumlu ya da olumsuz eleştiriler yapılır. Gerçekten hak edeni hak ettiği yere konumlandırırsın ama bireysel açıdan seni yerin dibine sokmaya çalışan şeylere de hiç değer vermemek lazım ama insanlar veriyor işte. Bu insan tabiatı. İnsan tabiatını anlama diyorduk ya. Evet, kitapta bahsettiğine göre adam kendi yaptığı tablodan bile vazgeçebiliyor yani. Sırf teşhircilikten kurtulması için yani. Yok, şöyle ya, sergileyecek ya bunu. Evet. Oradaki yorumlardan korkuyor aslında. Ya eseri var. Bir şey çıkarmış ortaya, iyi ya da kötü bir sonucu var ya. Sonuçta senin ürününü değerlendiren insanların belki %80'i bunu üretmeye yanaşmadı bile. Zorluğunu bilmiyor. Ama buna rağmen seni yerin dibine sokuyor.
Sen bunu yaptın ama berbat yaptın. Ya yani yapmış ama adam yani. Mesela Ama işte adam bu yorumu duymamak için hiç resmini sergilemiyor. Douglas benim aklıma şey geldi. Biz Norapella'nın şarkısını yorumlamıştık ya. Sonuçta o da bir Hı-hı. bunu yaptı. İyi veya kötü yorumladık Douglas. Tamam ama işte şu da var. Ben de şunu her zaman savunurum. Birisi bir şey yapıyorsa eleştiri göğüs germek zorundadır yani. Dislike ve Tamam biz hani beğeni butonunu kapatmıştı Douglas. O zaman şimdi şey var. Norapella bunu Ulan karşılayamıyor mu? Dislike. sen şarkı yapıyor musun da şarkıları eleştiriyorsun falan diyebilirler de yani burada olay başka yani. Ama Douglas ben Burada bakıyorsun müzik falan daha çok dinleniyor, izleniyor. tam bu Ulan ben bu konuya popüler oturuyor kültürü Douglas. nasıl yakalarım? Bu örnek tam Bu bu konuya çok cuk diye oturuyor Douglas. Neden? Çünkü Norapelle bir şarkı yapmış iyi veya kötü. Ama beğeni butonunu yasaklıyor yani. Kapatıyor Douglas ve beğenileri göremiyorsun. Bu da tam buna örnek olmuyor mu sence? Ama şu oluyor bir yandan. Benim kendimle çeliştiğim düşüncesi de olabilir. Yani az önce ressam örneğinde verdim ya belki %80'i yorumlayanların resim yapmaya bile yeltenmedi. Ulan diyecek sen kimsin de bir ortada ürün varken bu kadar eleştiriyorsun? Ya tek ürün çıkaran o değil bir. Yüzlerce, binlerce, milyonlarca farklı şeyi dinleyebilirsin. Ve bu tamamen vasat. Vasat olmasının yanı sıra bunu niye yaptı ortada? Bunu yapma sebebi tamamen popüler kültürü oynayıp çünkü şu an müzik dinleniyor, izleniyor daha çok. Bir şekilde ne olursa olsun ben bunu izletirim mantığı vardı. Evet Douglas. Eleştirdiğim nokta bu benim. Peki Douglas Ve popüler kültürü oynamıyor muyuz sence? Biz de oynuyoruz bazen. oynamak tamam bu yüzden eleştirebilirler bizi. Ama ben bu eleştiriden şey yapmam, kaçınmam. Enes Batur'u biz yani ismini yazdığımız an bizim podcastler çok dinleniyor Douglas. Sen de biliyorsun. Biraz kendimizi Tamam. övmeyelim yani kendi kendimize de. Ben bunu övgü kaynağı olarak kabul ederim. Övgü Neyse. kaynağı olarak kabul ediyorsun. Abi yani kendim çalıp kendim oynayamam. Herkes birbirine gömçülüyor. Disleşip sonrasında el pençe divan olup birbirleriyle tekrar videolar çekmek çok onurluca bir işse bizim yaptığımız onlardan çok daha onurluca bir iş. Peki Douglas, yeni bir başlığa devam edeyim istersen. Aşk Tabii. sanatçısı, bunu sen seçmiştin. Narsist, incinebilirlik, büyüklenmecilik, teşhir korkuları ve görünme özlemi ile ilgili bu dinamikler. Franz Kafka'nın akıllardan çıkmayan eserlerinden Aşık sanatçısı etkileyici bir şekilde aktarılmıştır. Aşık sanatçılarının sirkler ve küçük performanslarda sıkça boy gösterdiği bir dönemde bilhassa bir aşık sanatçısının mesleğinin zirvesindeki bir aşık sanatçısının mahareti izdiham yaratmaktadır. Bazı ziyaretçiler, çoğunlukla kasaplar, demir parmaklıklı kafesinde bir deri bir kemik kalmış sanatçıyı gözlerini dikip uzun uzun seyrederler. Aşık sanatçısı aç kalmaya uzun süre devam edebilmektedir. Bu onun için kolay görünmektedir. Ancak hem halk hem de menajeri gösteriye bir süre sınırı koymuşlardır. Aşık sanatçısı şöhretine rağmen büyük bir üzüntü içindedir ve gerçek derdini kimse ciddiye almadığı için üzüntüsü giderek artmaktadır. Bir süre sonra aşık sanatçısı sanatının modası geçmeye başlar ve aşık sanatçısı etrafı hayvanlarla çevrili küçük bir kafeste aşığını sürdürdüğü bir sirke katılmak zorunda kalır. Ancak halkın aşık sanatına gösterdiği ilginin azalmasıyla birlikte aşık sanatçısının içini derin bir üzüntü kaplar. Hile yapan aşık sanatçısı değildi. O dürüstçe işini yapıyordu. Ancak insanlar tarafından hakkı yeniyordu. Sonra bir gün birisi mükemmelen iyi durumdaki bir kafesin, burada da bir hata var Douglas. Kitapta yazım hataları var ya. İyi durumdaki bir kafesin boş olduğunu görür. Aşık sanatçısı kafesin bir köşesindeki saman yığınının altında bulunur. Beni affedin diye fısıldar. Aşık sanatçısı son sözlerini söyleyerek fakat aşık gösterime hayran olmamalıydınız. Ben aç kalmak zorundayım. Çünkü istediğim yemeği bulamıyorum.
Eğer bulabilseydim sorun çıkarmaz. Ben de sizin gibi herkes gibi karnımı tıka basa doyururdum. Aşık sanatçısının ölümünden hemen sonra kafesi temizlenir ve yerine parlaklığı, iştahı, kafeste sağa sola sıçrayışları, keyifli bir seyirci, sürüsünü de beraberinde getiren vahşi bir panter konur. Aşık sanatçısı bu kitabın önemli temalarından birisini unutulmaz bir canlılıkla dile getirir. Alkış, tezahürat, şöhret ve itibarın bağımlılığın ardında kişinin kendisini ayakta tutacak besini dışarıda bulabileceğine dair bütün ümidini kaybetmiş olduğu inancıyla eş anlamlı bilinç dışı korku yatar. Bu tür utanç, yüklü bilinç dışı korkular dışarıdaki hiç kimsenin içeriği göremeyeceği ve kimse tarafından görülemeyenin var olamayacağını inancını pekiştirir. Sonuç kelimelerle ifade edilmeyecek kadar ümitsiz bir tecrittir. Aşık sanatçısı bu mesleği icra etmiştir. Çünkü ne yiyeceğini bilememiş, elde edemediği besin yerine seyircilerin hayranlığıyla boş yere karnını doyurmaya çalışmış ve bunu bir marifete ve gösteriye dönüştürmüştür. Onun alçaltıcı bir mahrumiyet, boşluk, tecrit ve çaresizlik olduğunu hissettiği şeye bunu bir itidal olarak gören halk hayranlık. Evet Douglas, Sirt'te aşık sanatçısı varmış. Franz Kafka'nın galiba Douglas. Ölmeden önce yazdığı son öykü aynı zamanda. Aşık sanatçısı varmış Douglas kafeste. Seyirci tarafından alkışlanıyor. Bir gün sonra zaten ömrünü tamamladıktan sonra ölüyor ve Şimdi önüne bir panter koyuyorlar. O da sıçrıyor. Karnını doyuruyor falan. Ne tam düşünüyorsun? olarak birebir aynı örneği verir mi bilmem ama son günlerin revaçta konusu ne? Survivor. Evet. İşte aslında açlık sanatçısı. Ama Ve Douglas, bu en çok tartışmayı izlenen gerçekten beğendim bak. Güzel, hikayesi güzel. Douglas. de benzer bir yöntemle izleniyor. Şöyle ki orada insanların ya bu sene biraz öyle olmadı ama insanlar bizim toplumumuz falan biraz daha böyle nasıl zorluklar yaşıyorlar, aç kalışları, işte yemek yeme istekleri falan onları görmek için sırf yemek için nasıl yarıştıklarını görüyorlar mesela Survivor'da. Douglas, benim bu bölümde dikkatimi çeken şey şu oldu. Yani halk, adam aşık sanatçısı sonuçta, aç. Halk bunu seyrediyor, alkışlıyor, tezahürat yapıyor. Ama işin asıl gerçekliğini bilmiyor. Adam ne yiyeceğini bilemediği için aç kalıyor yani Douglas. Yoksa kitapta bahsettiği gibi adam, ben ne yiyeceğimi bilseydim eğer ben de herkes gibi karnımı doyururdum diyor. Ama karnını doyurmak yerine yani hayran olduğu seyircilerin tezahüratlarını yani boş boş bakarak kendini doyurduğundan bahsediyor kitap. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun Douglas? Öyle abi. Yani bak kitaptan açlık sanatçısı Franz Kafka'dan bir iki pasaj ben okuyayım mı sana? Olur. Menajeri gösterinin maksimum süresini 40 gün olarak belirlemişti. Büyük kentlerde bile daha fazlasına asla izin vermezdi. Bunun için iyi nedenleri vardı. Bugüne kadar edindiği tecrübeler ona 40 günlük bir sürede reklam sayısını arttırarak kentin ilgisini canlandırabileceklerini göstermişti. Fakat 40 günün sonunda kalabalıklar dağılır, ilgi gözle görünür oranda azalırdı. Uzun zamandır işe yaramayan bu hayvanın kafesin içinde kendisini oradan oraya atışını görmek, en zor anlayan beyinlerin bile fark edebileceği bir gelişmeydi. Panterin her şeyi vardı. Bakıcılar hiç tereddütsüz hayvanın sevdiği tüm yiyecekleri getiriyorlardı. Özgürlüğünü bile aradığı söylenemezdi. İhtiyacı olan her şeyinin neredeyse tıksırana kadar tedarik edildiği bu asil vücut, çevresinde özgürlük barındırıyor gibiydi. Sanki bir özgürlük çenesinde bir yerlere takılmıştı. Hayattan aldığı haz gırtlağından öyle bir güçle dışarı çıkıyordu ki onu izleyenlerin kaçmaması mümkün değildi. Fakat yine de bu duygunun üstesinden gelip kafesin etrafında toplaştılar ve oradan asla ayrılmak istemezlerdi. Yani açlık sanatçısının kafesine bir panter getirip koymuşlar. Pantere istediği ya yani her türlü yemeği veriyorlarken açlık sanatçısına hiçbir şey verilmiyor mesela. Evet Douglas. Yani Burada olayı zaten insanlar tamamen gösteri dünyasına dönüştürmüş durumda. evet. Ne kadar açsa birisi onu o kadar izleyecek, açlığının devam etmesini isteyecek. Yani bugün baktığımda yoksulluk falan da böyledir ya.
Ya bir insan yoksul kalsın ki ben ona biraz yardım edeyim, kendi egomu tatmin edeyim, ama o yoksulluğunu hiçbir zaman gidertmeyeyim yani. Yani bu parçadaki ana fikir, yani görünmezin altındaki gerçeklik diyebilir miyiz Douglas? Olabilir. Yani aslında hayat da böyledir ya. Yani uzaktan baktığımız zaman bir insanı yorumlayabiliriz ama yani gerçekten yani o insanı anlayabilmek için o insanın iç dünyasına bakmamız gerekiyor Douglas. Ben böyle düşünüyorum ya. Yani kitaptaki ana fikir bence bu. Yani gördüğümüz şeylerin aslında altında bir görünmezlik var yani Douglas. Her şey göründüğü gibi değil yani bence. Ben öyle düşünüyorum Douglas. Bana geçen hissiyat da bu oldu yani kitapla ilgili Douglas. Sen ne dersin Anladım. bu hakkında? Ben dedim zaten diyeceklerim ya. Diğer bölüme mi geçelim? 16. bölüm Narkissos ve Lady Godiva'nın Ölümcül Bakışlar ve Oidipal Utanç diye bölümü Douglas. Buradan hangi bölümünü seçmiştik biz? Yoksa bana mı bırakmıştın? Ya 199'dakini bir aktarırsın. Evet. Onun dışında da zannedersem 193 olabilir ya. 193 ile 195'e doğru gideriz öyle. Tamam. 193 ve 199. Hemen açıyorum. 195. Pardon, 9 doğru diyorsun. Şimdi kitaba karşı ilk başta ben ön yargılıydım. İlk okuduğum bölüm bana geçmedi Douglas. Ama sonraki yani bu çektiğimiz Franz Kafka'nın Aşık Sanatçısı bölümünü okuduğum zaman hani hikaye olduğu zaman benim hoşuma gitmedi değil Douglas. Ya ilk okuduğum bölüm de aslında fena bir bölüm değildi. Ama şey değil. Biraz sanki bize içine çekemedi gibi. Yine çekemedi gibi değil mi Douglas? Ya sende de oluyor mu bazen kitap okurken bazı bölümler benim içimi çekmiyor Douglas? Yani bir kitap beni böyle bende merak uyandırması gerekiyor ya. Douglas nedense bende bu benim yani kişisel görüşüm yoksa normalde her Abi merak uyandırmayan hiçbir şeyi kimse okumaz ya. Ama Mesela sen almazsın, başkası alır işte. Öyle olay yok. ressam kısmı güzeldi. Ressam hikayesinden bir şeyler çıkarttık. Aşık sanatçısından bir şeyler çıkarttık. Şimdi daha devam edelim o zaman. 190. Tamam. Narsist, acı, bakma ve aynalar alt başlığı. Narsist patolojiler sergileyen kişiler bilhassa utanca eğilimlidirler. Sadece acılarını ifade etmek, başarılı bir şekilde gizlemek ya da silmek konusunda yetersiz olmakla kalmaz. Aynı zamanda bu kadar kolay yaralandıklarını hissettikleri için utanç duyarlar. Ötekilerin kendilerinin ne kadar yaralanmış, kusurlu ya da kırılgan hissettiklerini görmelerinden korkarlar. Ötekiler tarafından bencil oldukları, tartışmaya katılmadıkları ve var olmadıkları için eleştirilirler. Halbuki ister istemez ancak farkında olmayarak ötekilere bağımlıdırlar. İşleri daha da zorlaştıran keşfedilme korkularıdır. Acı verici, utanç yüklü diğer duyguların, örneğin zarar gördüklerinin görülmesinden duydukları korku ve görülmemenin acısı, yanı sıra sahtekarlık, gerçek dışı olma ve önemsizlik duygularından sıkça söz ederler. Aslında narsisistler sınırlarla ilgili kısmen Narkissos mitinin ortaya koyduğu karmaşa yüzünden ötekilere göre yönlerini gerçekten bulamazlar. Son olarak narsisist geri çekilmenin, gözden kaybolma ve kendiliğinin kaybı derin ancak kaynağı bilinmeyen kusur ya da hatalara işaret ettiği, çoğu kez utanç verici olduğu hissedilir. Joseph Adams'ın Melville'in ahbabını Narkissos'la kıyaslar. Ahbap, Ahab sudaki imgesinden büyülenir ve o derinlikleri delip geçmek için daha fazla uğraştıkça gölgesinin suyun içindeki bakışına nasıl gömüldüğünü ve gömüldüğünü seyreder. Ahab denize bir gözyaşı damlası akıtır. Bütün bir Pasifik'te o tek damla gözyaşı kadar zenginlik yoktur. Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler masalında ayna kendisine bakanın masalda kötü cadı görmek istediğini geri verir. Ve bir gün artık vermediğinde sonuç öldürücü bir öfkedir. Douglas burada Pamuk Prenses'te Yedi Cüceler masalına değinmiş. Burada devam edelim. Bizim Sigmund'un da
Pamuk Prens ve Yedi Dev diye bir masalı vardı. Evet. Buradan ona da göz kırpalım. Narsisistlerin öfkesi ancak aynaya ihtiyaç duyduklarını onlara verdiğinde uzakta tutulabilir. Narsisistlerin aynaya kendi imgelerinden bağımsız olarak var olabileceklerine inanmadıkları için duydukları bağımlılık ölümcül bir gözden kaybolma tehlikesi altında olduklarını açığa çıkarır. Prandello'nun Çıplakları Giydirmek adlı oyununda Ersilia'nın söylediği gibi ötekiler için herkes olan kendisi, kendisi için hiç kimsedir. Newsweek dergisinin yakın tarihli bir kapağını düşünün. Pejmürde bir adamcağız, perişan görünümlü köpeğiyle birlikte kendilerini olduklarından bir hayli farklı gösteren bir aynaya bakıyor. Aynadaki imgesinde adam takım elbiseli, kravatlı, zarif bir beyefendi. Yanındaki ise safkan bir köpek olarak görünüyor. Aynaya bakmanın esası görmekten çok hayal etmektir. Anne Hollander'ın sözünü ettiği gibi aynadaki o tanıdık yüz her zaman umutsuzca kişisel bir kurgudur. Onu sahibinden başka hiç kimse görmez. Efsanelerde ayna çoğu kez kibir, kendini kandırma ve kendini sahte olanın gerçek olduğuna inandırma ile ilişkilendirilir. Hakikatin imgeleri, ışığı ve dünyayı yansıtması için aynayı kendisinden uzak tutan bir kadını resmeder. Yine Eflatun'un izleri. Kadın aynada asla kendisine bakmaz. Onu asıl orada olmayanı görmek için kullanır. Geçmiş, gelecek, başka bir yer ve benzeri. Hollander, Rönesans sanatında bir ayna küçük bir resme dönüştürüldüğünde imge daima bir kurgudur der. Fakat kurgular bile asla tam olarak göründükleri gibi değildir. Bakış aynada nesnesi olarak özneyi ve öznenin bakışını alır. Bu kendi portrelerini yapan ressamlar örneğin Velázquez, Rembrandt, Chardin ve Picasso tarafından oldukça etkili bir şekilde kullanılan bir ilkedir. Resim kendi bakışını inceleyen ve o bakışta ötekilere ressamın yaptığı resme ve kendi oluşturduğu imgesine bakacaklarını hayal ettiği kurgusal ötekilere ifade edilecek bir şey yakalamaya çalışan ressamı temsil eder. Douglas benim burada anladığım narsist karakterden bahsetmiş. Narsist de zaten hep kendisinin ön planda olduğu, başkalarının görüşlerini önemsemediği, kendini istediği gibi gören kişilere tabir edilir diye biliyorum Douglas. Ama burada tam tersinden bahsediyor. Yani şöyle, kendini çok seviyor evet ama hiçbir eleştiriyi kabul edemiyor. Bu Evet. nedenle de keşfedilmek istemiyor. Çeşitli masallardan ve oyunlardan örnekler vermiş Douglas. Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler'deki cadıdan bahsetmiş. Aynı olayı var. Yani cadı dünyadaki en güzel kim sorusunu sorduğu zaman ayna Pamuk Prenses'i gösteriyor. Pamuk Prenses'i öldürmek için de bir avcı tutuyor ve onun üzerine gönderiyor Douglas. Öyleydi. Tesadüftür ki Sigmund'un hikayesinde de Pamuk Prens var. Evet. Kraliçe aynaya sorduğunda Pamuk Prens'in ondan daha güzel olduğunu görünce, duyunca ulan nasıl olur diyor bir erkek benden daha güzel. Kitabın yazarı Kilborn'un bir sözünü ben söylemek istiyorum burada. Evet. Temel tezim ne özgün ne de sarsıcı. Nasıl göründüğümüzü kontrol ederek nasıl hissettiğimizi kontrol etmeye çalışıyoruz. Şimdi diğer senin bu konuda söyleyeceğin şeyler var mı başka? Douglas kitaptan bahsettiğine göre zaten bir insan aynaya Yoksa. baktığı zaman yani aynaya baktığı zaman kendini görmek istediği gibi gördüğünden bahsetmiş Douglas yani. Bazen hiç aynaya bakmıyor ve kendisine uzaklaşıyor ve hayalindeki kişi olmaya çalışıyor. Bu sefer başka birini gördüğünde büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor. Evet. Douglas Şimdi iki İnsan hastanın rüyasına mı geçelim? sana şöyle bir soru sorsam mesela bir insan kendini eksileriyle artılarıyla tamamen mi bilmeli yoksa sadece pozitif yanlarıyla mı bilmeli yani eksi yönlerini Douglas Abi bilmeli ya. diyor yani mesela onu görmezlikten geliyor Douglas kibirli bir şekilde mesela sadece pozitif yanlarını yüceltiyor ve karşı kişiler İşte tarafından eleştiri geldiği zaman kulaklarını tıkıyor mesela. Ve sadece pozitif yanlarının yüceltilmesi taraftarı bu politikayı o izliyor. kulaklarını tıkayanlar bile günü geliyor, bir laf onlara çok batıyor.
kendisini kabul etmemiş ki. Olduğu gibi kendisini kabul etmediği için kendisiyle ilgili ya var olan bir şeyi söylüyor sana. Ekstrem bir şey yok. Olmayan bir şey değil, iftira değil. Sadece görünenin yansıması bu kadar. Masanın üstünde kalem mi var? Evet, bu yani. Masanın üstünde kalem var deyince kimse kimseye kızmaması lazım, değil mi? Evet. Ama işte o kendisini beğenmediği için buna kızıyor. Douglas, benim görüşüm bir insan hatalarından ders çıkarmalı diye düşünüyorum Douglas. Hatalarını bilip kendini geliştirmesi lazım. Çünkü ben demiyorum yani dört dörtlük Sence fiziksel görünüş hata mıdır? hata. Yoksa zaten o öyledir yani. Onu öyle zaten kabul etmek zorundasın mıdır? Ama Douglas, fiziksel görünüşü de değiştirilebilir diye düşünüyorum ya. Şimdi Evet, birazdan ona gireceğiz zaten. mesela kıyafet oldu, kıyafet giyersin, güzel giyinirsin, güzel kokulur. Dur, oraya geleceğiz ama birazdan. Makyaj yapabilirsin mesela, eğer kız kadınlar için diyorum yani. Yani temizlik, ben mesela bir insanın tipinden çok temizliğine biraz dikkat ederim Douglas ya. Yani temiz insan biraz daha çekicidir yani. Ama pasaklı insan Douglas, yani ne bileyim, ne kadar yakışıklı olursa olsun, hatta insan tabiatını tanımada bahsetmiştik seninle beraber. Bir bölüm vardı Douglas, Tiksinmek adlı bölümden. Yani adam yakışıklı mesela, kusuyor, tükürüyor yanında Douglas. Yani sen ne düşünürsün yani? Bir insan da var, normal tip. O kadar aşırı yakışıklı değil, normal bir insan ama oturmasını kalkmasını biliyor. Kıyafetini, temizliğine dikkat ediyor. Bir insan da var. Ya burada hangi amaçla kullanacağına bağlı. Açıkça söyleyeyim mi? Bu yani. Anladım Olay bu. ben. Diğer başlığı mı okuyayım, senin istediğin başlığı, yoksa yorumlayacak mısın? Bu rüya varmış, iki hastanın rüyası. Ondan bahsedelim o zaman. Tamam, hemen okuyorum ben. İki hastanın rüyaları. Bir ressam ve bir striptizci Douglas. Babasıyla Oidipal bir mücadeleye tutulmuş bir ressam şöyle bir rüya görür. Başım kesilmiş. Bir süre sonra bana kafamın yerine geri takıldığı söyleniyor. Çünkü görebiliyorum. Ancak geri takılıp takılmadığını bilmiyorum. Sonra Picasso'ya bakma arzuma yenik düşüyorum. Onun yatak odasına çıkıyorum. Ama ona bakmaya çalıştığımda resimlerinden birçoğunu yere deviriyorum ve hızlı bir şekilde geri çekiliyorum. Rüya buymuş Douglas. Başı kesilmiş herhalde. Picasso'nun resimlerini görmüş. Freud'un rüyalarında görüldüğü gibi burada da bakmakla ve Picasso babanın başını kesmekle ilgili kuvvetli arzular tersine çevrilmiştir. Picasso baba analistin başı yerine hastanın başı kesilmiştir. Aslında bu hastanın belki de başı kesilerek gözlerinin kapanması istenmiştir. Freud'un non vix diye bir şey demiş. Rüyası gibi bu rüyada ressamın babası tarafından aşağılanma, engellenme ve küçümsenme korkusunu özgürce bakabilmek için babasını ortadan kaldırarak misilleme yapma arzusunu ifade etmektedir. Ancak ressam bakmaya çalıştığında resimler devrilir ve zarar görür. Burada yine öldürücü bakışlar temasını görüyoruz. Başını kaybetmek, zehirli bakışlara ve babasına karşı Oidipal bir misillemede bulunma arzusuna karşı bir savunma olabilir mi? Ve ressamı Picasso'ya bakma arzusu güçlü babasıyla, analistiyle özdeşleşme ve maskenin ardındaki görme arzusu olabilir mi? Rüya sona ererken ressam geri çekilmek zorunda kalır. Bu geri çekilme ressamın güçsüzlüğünden duyduğu utanca işaret etmektedir. Rüyayı gören babasının hiçbir şey yapmasına gerek kalmadan geri çekilmiş kendisini mağlup etmiştir. Aynı düşlemlerinin Oidipal içeriğini ve Oidipal çatışmadan narsisiste gerilemeye ve gerilemeyle uzaklaşmayı ele alan bir olguyu düşünün. 20'li yaşlarının ortasındaki bir kadın hasta ilk seansta dağınık bir şekilde şu hikayeyi anlattı. Farklı bir at ve kimlikle bir striptizci olarak çalışan hasta birkaç ay önce bir akşam ailesinin evine dönmeden önce asit kullanmış ve eve geç gelmişti. Makyajını temizlemek için banyoya gitmiş ve aynanın karşısına geçmiş. Ancak makyajın son kalıntılarını temizlemek için boş yere uğraşmıştı. Aynada kendi görüntüsünü tanıyamayan kadın kendisini birdenbire aynanın içinde kaybetmiş ve aynadaki imgesinin serbest kaldığını, önceden kendisinin olduğu yerde şimdi aynadaki imgesi olduğunu ve kendisinin aynanın arkasında yer aldığını hissetmişti. Korkmuş ve kızmış bir halde aynayı yumruklamış ve
kendine geldiğinde elleri kan içinde kalmıştı. Bu tür bir davranışı nasıl anlayabiliriz? Olası bir açıklama bu kadının kendi imgesini ve annesinin gördüğü ve nefret ettiği, hayal ettiği imgeyi kontrol etmekteki güçsüzlüğün yarattığı narsist, öfke ve çaresizlik de yatmaktadır. Annesine yönelik yoğun rekabet duyguları ve Oidipal öfkesi kısmen kendisini dayanılmaz bir utançtan korumak için ciddi bir bölmeye neden olmuştur. Düşlerde o... Bakma ve aktarımda mıyız şu an? Neyi Douglas? Bakma ve aktarım bölümünde miyiz şu an? Yok değiliz. Düşlemde ayna tarafından öylesiye nefret ettiği ve eleştirdiği birisi gibi gösterilmektedir. Bunu Narkissos'un etrafında gözlerinde kendisini gördüğünden farklı bir şekilde görebileceği kimse olmadığı için kendisini öldürdüğü yönündeki önerim ışığında göremez miyiz? Bu genç kadın aynanın içinde hapsolmuş dışarı çıkamamıştır. Aynayı cazip kılan tam da onu ölümcül yapandır. Aynanın sunduğu imgenin kendilik olduğu yanılsaması. Caravaggio'nun Narkisos'u onun bir potresidir ve imgesinden başka bir şey değildir. Dışarıda hayali gözlerinde kendisini görebileceği bir başkası olmadığı için kendi içine düşen Narkisos'a geri dönüyoruz. Salman Rushdie, Prenses Diana'nın ölümü hakkındaki düşüncelerini anlatırken bizler öldürücü röntgencileriz der. Rushdie'nin bu yorumu sadece halkın Simpson ve Clinton'ın aşk ilişkilerine yönelik tepkisi için değil, analistlerin kendileri için de geçerlidir. Douglas, sen ne anladın abi bu bölümde? Şimdi hep bu Oidipal, Oidipus falan bahsediliyor ya. Evet. Ben bununla ilgili hemen kısa bir bilgi vereyim istiyorsan. Evet. Bu çocuklarda Oidipal dönem vardır. 2,5-3 yaşından 6 yaşına kadar. Evet. Yani burada cinsel yönelimine varıyor, cinsel kimliğinin farkına varıyor çocuk ve kendi hemcins ebeveynini siliyor defterden. Mesela kız çocuksa babayla daha yakın, erkek çocuksa anneyle daha yakın. Bunu Freud ortaya atmış. Sofokles'in bir oyunu olan Oidipus'tan almış bunu, tamam mı? Evet. Oğlu tarafından öldürüleceği kehaneti üzerine kral oğlunu ölüme terk ediyor. Ancak oğul ölmüyor. Yıllar sonra kehanet ise gerçekleşiyor. Oidipus tanımadığı babasını öldürüyor ve öz annesiyle evleniyor. Buradan da Oidipus kompleksi adını vermiş Freud. Zaten Olay diyor ki hep çocuklar karşı cins ebeveynine daha ilgili. Sence bu doğru mu? kitapta zaten bir kadından örnek vermiş. O da annesine düşmanmış galiba. Aynada gördüğü karakterden güçsüz düşüyormuş. Ondan bahsetmiş. Douglas belli bir yaştan sonra benim yani psikolojinin de söylediği gibi zaten bir çocuk erkekse annesini kıskanıyor herhalde. Kızsa da babasına karşı daha fazla ilgili oluyor. Yani bu var mı sence Douglas ya? Bence var yani. Ama bu da Yani bunu hangi anlamda söylediğimize bağlı şimdi. psikopatlık derecesinde değildir herhalde. Yani babasını, annesini İnşallah değildir. Ya değildir. da saçma sapan şeyler de var ya, hiç onlara girmeyeyim, ismini bile söylemeyeyim burada. Boş ver diyelim. Evet. Hoş şeyler sayılmaz, aşırısı. Oidipal dönemi hakkında güzel bir bilgi verdin Douglas ya. Bu bence çocuklarda olan bir şey yani. Tabii bunu Aynen, bu Freud'un gözlemi. mesela Douglas erkek çocuklarda mesela derler yani dünyanın en güzel kadını benim annemdir yani. Annesine hayran olur yani erkek çocukları genelde. Peki Douglas sen annene mi daha düşkünsün yoksa babana mı? Hayır, bilmiyorum ya. Nötr. Çok politik bir cevap vermek istemiyorum da. Küçükken ne olduğunu hatırlamıyorum ama şu anda ikisine de aynı seviyedeyim yani. Anladım Ama tabii çocukken muhtemelen anne babayı sıkıştıran sorular sormuşuzdur yani sonuç olarak. kız çocukları babaya biraz daha düşkün oluyorlar. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? İşte tam bu Ödipal ya da Oidipal kompleksi denilen olay. 17. bölüme mi geçelim daha biz? Konu hakkında konuştuk. Geçelim 17. bölümü. Burada Orada da Freud teşhircilik var. Freud ve teşhircilik, sonrasında da estetik cerrahi ve giydirmek var. Zaten sonra bitiririz. Evet.
Hemen başladım da artık seni de bekletmedim. 203. Zaten bak 10 dakikamız kalmış. Evet. 1 saate. Yalnız bir podcastleri yetiştiremiyoruz mu ya? Eleştireyim kendimi. 203'tü herhalde, tamam mı? Ha, okuyayım bakalım. 17. bölüm 204. 204 mü? Evet. Yalnız kitap PDF'ini mi buldun, ne yaptın? Neyse. Bulsam güzel olacaktı, bulamadım ama Anladım. içeriğini görüyorum sadece. Freud ve teşhircilik. Daha önce sözünü ettiğim gibi Freud'u teşhircilikle ilgilenmeye yönelten giysilere, çıplaklara ya da beden imgesiyle ilgili düşlemlere duyduğu merak değil, dürtü kuramı olmuştur. İçgüdüler ve değişimleri. Bakmanın ve bakılmanın Narkissos ve Godiva ile ilgili bölümde tartışılan yıkıcılığı bize hatırlatarak teşhircilik ve gözetlemecilikle sadizm ve mazoşizm arasında doğrudan ilişki kurar. Bu metinde Freud'a göre mazoşizm aslında öznenin kendi benliğine dönmüş sadizmdir. Buna bağlı olarak teşhircilik yansıtılmış bakma arzusudur. Kişi kendi bedenine bakmak yerine kendisi için ötekilerin bunu yapmasını sağlar. Etkin amacın edilgenden önce ortaya çıktığına, bakmanın bakılmakta önce geldiğine hemen hiç şüphe yoktur der Freud. Burada Freud görmezden geldiği kavramsal bir güçlükle karşılaşır. Bakma ve bakılma söz konusu olduğunda etkin olanı edilgenden içeriye dışarıdan kolayca ayırmak imkansızdır. Tersinden ziyade etkinlik ve edilginlik deneyimleri beden imgesi dinamiklerine bağlı gibi görünmektedir. Bu kısım başında verdiğim çoğunun göz Douglas Olsun, sıkıntı yok. Buradan oraya Son gitmiş. hakkında sana bir soru sorabilir miyim abi? Bu pazar satıcıların ses desibeli gerçekten çok yüksek. Yani bizim belki opera sanatçılarımız yoktu. Bu insanlardan opera sanatçısı çıkar mı Douglas? Yani çok merak ettim vallahi. Abi birkaç zamandır zaten pazarda bağırmak yasak değil mi? Geçen yine bir haber gördüm. İşte yine bağırıyorlar pazarcılar. Evet. Sonra ulan Amerika'yı yeniden keşfetmediniz ki, haberci gidiyor, bağırmak yasak ama diyor. Pazarcı diyor ki, ay yeni mi yasaklanmış diyor, bundan sonra dikkat ederim. Ulan ne zamandır yasak zaten. Hani bu ne böyle? Bu kadar da papelciliğe gerek yok bence. Evet tabii. Ben Şimdi bu bölümü geçeyim mi? Sen anladın. hemen geç bu bölümü. Çünkü Pazar. diğerlerini de hemen bakalım da süre yetmeden kapatmayalım yani. Pazarcı dayının canı sağ olsun diyelim ve Freud olsa pazarcı dayıya kızar mıydı sence Douglas? Yani Freud'un kemikleri mi Ya kızıyor? Freud olsa yakardı prosunu pazarcının, neyse. Pazarcıdan salatalık alabilirdi bence. Neyse devam edelim. Estetik cerrahi ve Hediye olarak mı? Pazarcıya geri hediye etmek üzerine değil mi? Neyse. estetik cerrahi ve uygunluk. Daha bir söyle demeyelim ya. Pazarcılardır candır, şimdi linç yeriz. Estetik cerrahi ve uygunluk. Çağdaş dünyamızda teknolojinin Bir dakika, bir yanılsaması. şey diyeceğim, dur. Evet. Hemen bu cümleyi bitirmem lazım ama. Şimdi pazarcılara hediye alınamaz mı demeye getiriyorsun? Nasıl şimdi linç yeriz diyorum ve devam edelim. Ama daha bir salatalıktan bahsediyoruz ya. Neyse de. Olsun abi. Neyse devam Yani edelim. salatalık, salatanın birinci yapı taşıdır. Neyse boş ver şimdi, konumuz Salatalık güzel bir sebzedir ama Douglas. Tuzlayarak ben çok yerim yani. Gerçekten güzel. uzamasın. Neyse devam edelim. Çağdaş dünyamızda teknolojinin yanılsamalarımızı ne kadar beslediği dikkat çekicidir. İnsanlar kendilik ideallerinin gerçekleştirilebileceğine inanmaktadırlar. Örneğin ülkenin ilk çok amaçlı estetik cerrahi merkezi olan Nashville'deki estetik ve Rekonstrüksiyon. cerrahi Douglas, sen bu konulara çok hakimsin ya. Enstitüsünün düşünün. Her yıl binlerce insan mevcut tasarımlarının modern estetik cerrahinin mümkün kıldığı tasarımlarla değiştirildiği ve elektronik olarak birbirine karıştırıldığı bu bilgisayarlı görüntüleme merkezine de gelmektedir. Burada fiilen bir baştan yaratma menüsü bulunmaktadır. Charles Siebert'in yazdığı gibi, bütün estetik cerrahi hastaları operasyona bu şekilde bir
kontur haritasına dönüştürülerek hazırlanırlar. Cerrahların mevcut yüz, karın ya da kalçaları daha arzu edilebilir olanla değiştirmesine rehberlik etmesi için siyah keçeli kalemle çizilmiş eş merkezli daireler, karışık işaretler ve oklar. Fransız bir performans sanatçısı ve Dijon'daki École des Beaux-Arts'ta güzel sanatlar profesörü olan Orlun'un performanslarını düşünün. Orlun adlı bunun bir tane varmış. Beyan Kars çalışıyor. Bence bir sonraki bölüme geçelim hemen. Bu bölüm hakkında sen bir şeyler söyleyecek misin? Parçası olarak 1990 yılından beri 9 ayrı estetik operasyon geçirmiştir. Bir operasyonda Mona Lisa'nın alnını, bir diğerinde Gerom'un gözlerini, bir başkasında, tamam da sen bu konuyu anladım. Farklı. Yani olay şu: Kim Kardashian'ın kalçasını yapın bana, bilmem neyin göğsünü yapın diyor. Aha. İşte onun burnunu, şunu, şurasını al. Douglas bir de... Ya işte, net bir şarkı vardı. Başkası olma, kendin ol, böyle çok daha güzel. Mesela estetik yaparken çiziyorlar yüzünü falan. Onlardan bahsetmiş. Neyse, bu konu... Yani estetik ameliyat oluyorsan da kendi stilinde ol ya. Bana şunun burnunu yapın falan deme yani. Çıplakları devam. Giydirmek kısmını ben hızlı bir şekilde okuyayım. Zaten süremiz de azaldı. Çıplakları tamam. Giydirmek. Frandello'nun Çıplakları Giydirmek adlı oyunu. Çıplak hissetmekten ve çıplak olduğunun görülmesinden kaçınmak için verilen umutsuz bir mücadeleyle birlikte bu mücadelenin bütün simgeleştirilebileceklerini ifade eder. Kahraman Ersilya Dürey ilk andan itibaren gözlerinde kendisi olarak var olmayı imkansız bulduğu insanların önünde imkansız bir şekilde çıplak olduğunu, intihar nitelikli öldürücü bir öfkeye kapıldığını, ipe çekildiğini hissetmektedir. Oyunun açılışında Ersilya nerede olduğunu bilmiyormuş gibi hem kendisi hem de ötekiler için kaybolduğu ve duygusunu aktarır. Kısa bir süre sonra kendisini öldürmeye çalıştığı anlaşılır. Bu ilk karmaşa ve kafa karışıklığı oyun boyunca giderek daha şiddetli ve şaşırtıcı hale gelerek devam eder. Prandello üstü kapalı bir şekilde kaybolmuş ve kafası karışmış hissetmekle çıplaklık ve utanç arasında benim diğer bölümlerde kurduklarıma benzer bağlamlar kurar. Bu çıplaklık ve kafa karışıklığı duyguları olayların gelişimine zemin hazırlar. Her ikisi de Prandello'nun çağdaşları olan Claude Debussy ve Metallica'nın Hellas et Melisinda adlı eserinde durum pek farklı değildir. Anlamadığı bir dünyanın hayrete düşürdüğü Melisinda da tamamen kaybolmuştur. Sahneye ilk çıktığında "Dokunma bana" diye tekrarlamaktadır. Sahneye daha sonra giren karakterler şöhretli bir roman yazarı olan Ludovico Nota herhangi biriyle gerçek bir temasta bulunmakta düşük çeken soğuk ve düşünceli birisi ve onun ev sahibesi Signora Honoria. Oyuncular arasındaki etkileşim utanç kaynağı. Ersilya kendisinin kim olduğunu bilebilmek için boş verin. Duyuluyor değil mi şu an? Duyuluyor. Ludovico Douglas neyse. Abi bitmiyorlar abi. Onlar... Neyse Douglas ya. Bence fazla... O zaman toparlama yapıp son kapanışı senden alalım. Douglas hikayelerden bahsediyor kitap. Estetik ve cerrahi hakkında ayrı bir podcast mi çekelim yoksa sen de yorum yapacak mısın? Douglas, yani tesadüf şu ki evlerimiz ayrı, yayın yapıyoruz beraber ikimiz. Mesafemiz de çok fazla ama yani bu pazarcılar anlaşıp da mı bizim sokaklardan geçiyorlar, ben anlamış değilim Douglas. Adeta yazısız bir anlaşma var gibi şu an ortada. Acaba diyorlar ki Douglas'la yalnız Cowboy'un sokağından aynı anda mı geçelim diyorlar yoksa bir 5 dakika arayla geçip sabote mi edelim diyorlar yayını yoksa bilemedim daha kısa. Güzel bir komplo teorisi. Evet. Şimdi o zaman kapanış sende. Douglas kitap yani psikolojiyle uğraşan insanlar için bence gayet güzel bir kitap. Benim pek fazla ne bileyim senin daha fazla ilgin olduğunu öğrenmiş oldum yani Oedipo dönemi falan benim pek fazla bir bilgim yoktu. Yani sen daha hakimsin gibi geldi bana bu konulara Douglas. Yani şimdi göstergesel olarak öyle görünüyor olabilir ama ben senin ciğerini biliyorum dostum. Anladım dostum. O zaman podcast'i kapatıyorum. Son olarak ne söylersin? Herkese sevgiler, saygılar.